12 Aralık Pazar günü ve yine bir pazar siyasetiyle karşınızdayız değerli izleyenler. Bir kez daha hoş geldiniz TV yüz ekranlarına. Yine çok çok değerli bir konuğumla yine gündemi konuşacağız. Biraz belki gündem dışına da çıkacağız. E, neler oldu sorusunu birazcık daha deşeceğiz diyelim. E, çok eski bir siyasetçi, e, Türkiye'nin de çok yakından tanıdığı bir siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel sekreter yardımcısı, eski devlet bakanı Mehmet Sevigen. Ee, hoş geldiniz Sayın Sevigen. Hoş bulduk Pınar Hanımcığım. Sizi... Kaç yıl siyasette? Ee, çok uzun yıllar Tabii, değil mi? yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 öncesi döneminden beri babam o zaman Gazi Osman Paşa'da yöneticiydi, yöneticisi. Tabii biz Malatyalıyız. İsmet Paşa'dan gelme bir gelenek. Evet. Partiler biliyorsunuz babadan, kulüplerde abilerden geçermiş. Yıllardır yani yaklaşık işte 40 yılı geçkin. Evet. Yaş çıkacak öyle Çıksın olmuş. Çıksın tabii canım. <laughs> Seyfi Doğanay diyor ya saçımın akına bakma sultanım. 18 yaşına girmiş gibiyim. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama zincire vurulmuş aslan gibiyim. Daha, güzel. Daha bizim yüreğimiz çok kabarık merak <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> evet, e, Size de hayırlı olsun. Onu çok söyleyeyim. teşekkür ederim. Çok, çok yakışmışsınız ekrana, TV yüze. Çok teşekkür ederim. Hepsinin şansı, kaderi güzel olsun. Bol yayınlar diliyorum, Herkes. bol seyirciler diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağlısınız. Şimdi sayın Sevigen e, gündemde yani Türkiye e, hakikaten böyle bir seçim yok e, deniyor bir taraftan ama hep bunu söylüyorum bir seçim e, atmosferi yaşanıyor Türkiye'de. E, mitingler bile başladı, Cumhuriyet Halk Partisi başladı, İyi Parti başladı, Sayın Erdoğan da aynı şekilde keza. E, Şimdi oralara gireceğiz. Bir bir taraftan bütçe görüşmeleri var. İnanılmaz hararetli geçiyor ama her zaman bütçe görüşmeleri aslında hararetli geçer. Bu dönem daha da hararetli geçiyor çünkü Türkiye bir ekonomi sıkıntıyı konuşuyor, hayat pahalılığını konuşuyor. Öte yandan Millet İttifakı'nın işte adayı henüz daha belli değil o tartışmalar var ve... Siz önce onunla başlamak isterim izleyenler de merak ederler Mehmet Sevigen Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi artık sizin partiniz CHP değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi canım. yani iki tane misafir geliyor evde gelen dağdakini demiş dağdan geliyor ev bağdakini kovuyor yani bunlar misafir bana göre ee, Mustafa Kemal Perepalası'da oturuyormuş ee, İngiliz komutanlar da varmış Müjdat abi dün anlatmış onu bir gazetede vardı. E, İngiliz komutanlar Mustafa Kemal'i görünce Pere Palasta demişler ki bu Türk subayını biz bir yerden tanıyoruz ama çıkartamadık. Lütfen bizim masamıza gelip bir kahvemiz içer mi demiş. da söylemişler. Garson da Mustafa Kemal'e gitmiş. Efendim siz demiş. İşgal İngiliz kuvvetleri davet ediyor kahve içme. Git onlara söylemiş ki onlar misafir biz ev sahibiyiz. Onlar geldikleri gibi giderler demiş. Onlar bizim masamıza gelsin. Şimdi ben her sahibiyim. Ben ikinci dönem kurucusuyum. Yani iki tane arkadaş ben partinin hukukunu koruduğum için partili arkadaşlarımın aklını koruduğum için partiden kağıt üzerinde atmışlar. Bu olabilir. Ben ülke meselesini, memleket meselesini biliyorsunuz ilk bölümde beni Libya konusunda düşüncemizden dolayı partiden attılar. Cumhuriyet Halk Partisi Libya'da ne işiniz var diye bağırıyordu ya. Evet. İlk orada mı başladı? İlk orada. Ben Gazmanpaşa kurultayında, kongresinde Hı -hı. dedim ki bakın siz arşivi bile okumuyorsunuz. İnanın ben cahil demiyorum da ama duyarsız diyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki yönetimine. Ben partimi böyle en küçük zerre kadar üzerine leke kondurmam. Bu devlete kuran bir parti. Şimdi eğer bu bayramda, bayraklar dalgalanıyorsa, bu ezanlar okunuyorsa bu Mustafa Kemal ve arkadaşları sayesinde olmuştur Pınar Hanım. O partiyi inkar etmek mümkün mü? CHP'nin oyu ne olursa olsun Türkiye'nin bir çimantosu, temel taşıdır o. Başka partiler gelir gider biz geliriz onlar gelir ama Cumhuriyet Halk Partisi bir temel taşıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu müddetçe iktidarda olan bilen partiler ülkeyi kötülük edemezler. Eğer yönetim fırsat vermediği müddetçe. Ama maalesef işte bu Libya konusunda biz Kıbrıs çıkarmasını hep anlatıyorum size. Bir... Bülent Ecevit Başbakan, Deniz Baykal Maliye Bakanı. Sizin e, yönetime muhalefetiniz Libya konusuyla mı başladı? Libya konusuyla Öyle başladı. başladı. İşte bize yardım sonra, etmiş imzamız var. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi ne yapsa Mehmet Sevigen tersini söyledi ama galiba. Ama hayır genelde ben yönetime diyorum ki ulusal konularda, ulusal birlik konularında Vatan millet mavi vatanda, Kıbrıs'ta, Libya'da, Suriye'de ya birlik beraberlik olalım. Yani biz burada eleştirmeyelim. Cumhurbaşkanı dışarıdayken, başbakan dışarıdayken, İsmet Paşa bile Menderes dışarıdayken eleştirmemiş. Biz böyle bir gelenekten geliyoruz. Pınar Hanımcığım, bu yönetim tam farklı düşünüyor. Yani iktidara gelelim de ne olursa olsun. Biz kiminle iktidara geleceğiz? Allah aşkına ben merak ediyorum. Şimdi biz dostlarım dedi. Türkiye'de biliyorsunuz sağ gider sağ gelir. Hep böyle alışılmıştır. Darbelerden sonra da sağ gelir, hep sol geliyor zaten diyorlar ama hiç gelmemiştir, örnekleri yoktur. Biz çok küçük bir dönemde Türkiye geldik. Türkiye geleneğinde sol partilerin iktidarda olduğunu... Çok az bir dönemde evet, yani, oluyoruz. Ama dünyada da böyle bir sanıyorum. Ama şimdi bir biz diyoruz ki iktidara gelme var. şansımız var. Değil mi? Bakın biz evet. yerel yönetimlerde, de daha çıkardık. O dönem biz de çalışıyorduk Cemal'le beraber, Cemal Can Palat'la. Şimdi İstanbul'u kazandık, Adana'yı kazandık yerel yönetimlerde. İzmir'de zaten bizdeydi. Ankara'yı falan kazanıldı. Şimdi iktidara gelme şansımız var. Biz iktarı niye Demokratik Sol Parti'yi yanımıza alarak, biz niye Muharrem İnce'yi yanımıza alarak, biz niye Mustafa Sarıgül'ü yanımıza alarak, biz niye sol partileri yanımıza alarak böyle bir blok kurmuyoruz? Yani biz şimdi Ali Babacan'la, Davutoğlu'yla Meral Hanım'la... içeriden çıkan şimdi diyorsunuz ki neden Mustafa Sarıgül'le yol alınmıyor, neden Muharrem İnce ile Muharrem İnce bir parti kurdu, Mustafa ama Sarıgül ittifak bir parti yap, kurdu. Ama bunlar ittifak yapıyorlar, ittifak yaparak ama diyorum. Ama mesela aynı şey keza AK Parti'den ayrılan DEVA evet. gelecek, onlar da ittifakını Cumhur ittifakıyla kurmuyorlar, Millet İttifakı. Tamam yanındalar. ama bizimkiler oraya gidecek hali yok, bizim arkadaşlarımızın gidip de Tayyip Bey'le ittifak yapacak halleri yok. Biz Sosyal Demokrat bir partiyiz. Sol parti bunlar arkadaşlarım da sol partiler. Ama solun ittikal gelmesi lazım. Allah aşkına şimdi Ekmelettin İhsanoğlu gelseydi Cumhurbaşkanı olsaydı bir sol bir Cumhurbaşkanı, Sosyal Demokrat bir Cumhurbaşkanı mı diye düşünecektik? Halktan yana olan, işçiden yana olan, köylüden yanı olan bir Cumhurbaşkanı mı görecektik? Kemal Bey'in aracılığıyla tıpış bu oy vereceksiniz deyip biz buna karşıyız. Ya bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar öz bir evladı yok mu Allah aşkına ya? Siz bir tane yok mu ya? Oy verdi Vermedim mi? Pınar Hanım. İnanın vermedim. Her yerde söylüyorum daha önce siz, senle de, sizle de konuştuk. İnanın vermek de içimden gelmez. Gelmez şimdi korkuyoruz ki Kemal Bey kendisini göstermeye çalışıyor. Belediye başkanlarımızın önünü kesiyor. Niye kesiyorsun Ekrem Bey'in önünü? İstanbul'da diyor meclis çoğunlukta. Biz İstanbul'da Ekrem Bey adayı gösterirsek mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçer. Ya geçerse geçsin. İstanbul mu büyük, Türkiye mi büyük? Siz Ekrem Mansur Yavaş... mu istersiniz? Ya oldu tabii kim bu? kazanacaksa. Ne diyor bakın Kemal Bey'i iyi partiler bile istemiyor. Pınar amcim, ne diyor Koray Aydın? Biz diyor kazanacak bir aday istiyoruz diyor. Meral ne diyor? Ekrem Bey bir sultan yaptı. Sonra en son konuşmada çalışın. Çalışmaya devam edin. Bu performansını Cumhurbaşkanlığı seçiminde de görmek istiyoruz diyor. İkide bir Kemal Bey'in kafasına vura 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 Ekrem Bey e öneriyor. Ankara'da Mansur Bey aldığı kamuoyu yoklamalarında yüksek çıkıyor. Kemal Bey işte ben aday olacağım diye bu çocukların önünü kesiyor. Kim kazanacaksa madem ki iktidara geliyoruz İyi kötü bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları değil mi? Bunlar da tamam sağdan gelmiş olabilirler. Şimdi Mansur Bey de aynı şekilde. Sağdan değil, gelmiş olabilir yani. ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adam şeyleri adayları özü. Ama keşke kazanabilecek bir aday çıksa içimizden bir başkası çıksa ama Kemal Bey. Sayın Kılıçdaroğlu kazanamaz mı? Ya benim gözümde kazanamaz diye görüyorum. Çünkü Pınar Hanım bakın ya genel başkan genel başkanlar söz vermezler inandırıcı olmaları gerekir. Eğer inandırıcı olursanız, umut verirseniz o zaman söz vermeye ihtiyacı duymazsınız. Allah aşkına şu son günler görmedi diyor ki yüzde kırk fındık e, e, şey, Şanlıurfa'da yetişiyor diyor. E, tweet atıyorlar. Diyorlar ki bunda fındığın haberi var mı? Bütün elektrik paralarını bedava yapacağım. Ya, Şanlıurfa Belediyesi'ne ve yani, örnek şey olarak oldu, bunlarla abi. ilgili değil. Yani genelde demek istiyorum böyle küçük şeyler ama bunlar. Sosyal medya denen bir olay var. Nasıl büyütüyor Pınar Hanım biliyor musunuz? Herkes böyle dalga geçiyor, teğe geçiyor. Ya bir genel başkan mı benim genel başkanımla kim teğe geçer ya? Kim dalga geçer? Bunları konuşmasak, ellerine iyi danışmanlar olsa versek. Allah aşkına bir genel başkan 156 tane merkez yürütme kurulu üyesini değiştirir mi ya? Bir genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi'ni Allah aşkına sizden rica ediyorum danışmanlarla yönetir mi ya? MYK'da seçiliyor bu çocuklar, kurultayda seçiliyor. Geliyorlar, genel başkan bunları bahpes ediyor, danışmanlarla yönetiyor. Ya bu da 14. kat diye bir kat var bizde biliyorsunuz. Seçilmiş arkadaşlarımızın giremediği, danışmanların girip orada parti politikalarını belirlediği bir kat. Biz bunları söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim. Ne oluyor 14. kat? Ya parti politikalarını belirliyorlar danışmanlarla. 14. kat olarak hani e işte, Çıkıyor işte. medyada çıkıyor evet. basında çıkıyor. Kozmik Oda bir şey. Arkadaşlar giremiyor. Kemal Bey danışmanlarını alıyor. Bu danışmanlarında ne olduğu belli değil. Allah aşkına Pınar Hanım. Kimler geldi? Kimler geçti? 1200 defa konuşan o, o, o Baylokçu biliyorsunuz şeyle danışmanı. Altay'la konuştu. Evet Altay'la da Altay. evet, de 1200 defa konuşan Allah aşkına bizim partide ne işi var Pınar Hanım? Yani ben bunu merak ediyorum. Mesela bizim partide dışarıdan arkadaşlar alıyoruz sağdan değil mi? Bu sağdığımız mesela Ünal Çeviköz Türkiye ile ilgili bu Yunanistan'da ilgili işte söyledikleri şeyler vardır böyle Evet birkaç Kurultay'da. kere Ünal Bey'in söylemleri. Söylemlerini biliyorsunuz. Bu yer aldı. işte Azerbaycan'a yaptığımız hı hı. bu Karabağ'da Ermenistan'da kalmış 26 yıldır insanlar. Türkler buraya yardım ediyor diyor. ki o Türkler diyor Suriye'den buraya diyor militan getiriyorlar diyor. Hı hı. Böyle diyen bir adamı kurultay çizdi Pınar'ın. Kurultay dedi ki ben Ünal Çeviköz'e oy vermiyorum dedi. Kurultayda aday oldu çizildi. Ama ne yaptı Kemal Bey? Bütün o kurultay delegelerine inat Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük patronları onlardır. Onlara inat getirdiği Ünal Çeviközü danışman yaptı. Bırakın bunu bir gazeteci arkadaşımız var ismini vermeyeyim. O kurultayda seçilemedi. İsyanlı üstler ettiler birbirine girdiler. Onu getirdi basından sorumlu baş danışman yaptı. Bir Bursa'da bir milletvekilimiz var. Bu e, Dersim katliamı ile ilgili bir şey söyledi. Onu getirdi baş danışman yaptı. Bir arkadaşımız var PKK'ya PKK, PKK PYD'ye terör örgütü demiyor. Kurultaya e, seçilemedi. Kurul delegeleri oy vermedi. Çizdi üstünü. Onu getirdi danışman yaptı. Yani Kemal Bey'in böyle işte bir Mehmet Bekeroğlu diye bir arkadaş var. Hatta Türkiye kefer ediyor. Kadın kotasından girdi. Pınar Hanım kadın kotasından ya. Bizim bilim kurulu diye bir kurulumuz var. Bir kısmı oradan seçiliyor parti meclisi arkadaşlarımız. 12 tanesi. Mehmet Bekeroğlu. Evet, kadın kotasından olsunlar. seçildi ve bu adam Atatürk'e kefer ediyor. Rize'ye gitse aday olsa bir oy alamaz. Bin tane oy artıramadık. Niye getirip biz İstanbul'dan benim arkadaşlarımın, il başkanımın, ilçe başkanımın, yöneticilerimin hakkı olan milletvekillerini bakan onlar hizmet edecek. Niye bunların elinden alıyoruz? Bunlar mı? Benim söylemek istediğim bunlar. Sayın Sevgihan, Bakın, size, bir de şey de daha söyleyeceğim. size, de şöyle tepki geliyor. Yani şöyle televizyon... Bir şey daha söyleyeceğim. Tamam, Çok değil. özür dilerim. Cihangir İslam diye bir arkadaşımızı aldık. Evet. Şahsına kötülemiyorum. Atatürk biliyorsunuz bu Anıtkabir'in olduğu yerde de Atatürk Orman Çiftliği var. Mustafa Kemal kendi malına bu devleti hitap etmiş. Adam Atatürk'ün mezarını bile çok görüyor ya. Orası kendi yeri o şeyin içinde kalıyor. Anıt kabirde Atatürk Orman Çiftliği'nin. Onun içinde diyor ki bu beton şeyi mezarlığı kim yapmış diyor bunu. Onu bile çok görüyor. Şimdi bu adam bizim kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının bu ülkenin cumhurbaşkanlığının kurucu başkanımızın mezarını çok görüyor. Allah aşkına Kemal Bey de rozetle tokuyor. Şimdi böyle bir genel başkan olur mu? Bunlar hanım. Yani bu parti biz bunları nasıl teslim ediyoruz? Mezarında Mustafa Kemal mezarında ters döner ya. İnanın ama Kemal Bey'in umurunda değil ya. İlla da Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla gitsin. Ya giderse kim gelecek? Ali Babacan mı gelecek? Davutoğlu mu gelecek? Karamollaoğlu mu gelecek? Ekmelettin mi gelecek? Ya sen gelsen ben baş tacı öperim başıma koyarım CHP'li bir çabaşkan olsa baş tacı. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olursa oy verecek Şeref duyarım 24 saat çalışırım gece gündüz. Sizin bir evet önemli bir 24 saat önemli bir şey Anladım. söylüyorsunuz. Hiç uyumam yani, gece gündüz 24 gece saat gündüz ki diyorsun. ben de biliyorsunuz halkla benim aram çok iyidir yani e, alçak önlülük yapmıyorum bu konuda halkla vatandaşları benim aram çok iyidir. Yani, yani. Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir şey söylüyorsunuz. Çalışırım. Kemal hiç Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olsun. Yüzde yüz gece adayı, gündüz çalışacağım tabii diyorsunuz. Çalış Ama sizin bir iddianız var. Diyorsunuz ki Abdullah Gül olacak diyorsunuz. Ama ben diyorum ki Kemal Bey'in gönlünde Abdullah Gül var. Bakın son günlerde Abdullah Gül hiç Kemal Bey e vazgeçmedi zaten ta başından beri. Biliyorsunuz Karamolluoğlu onu istiyor. Bu idanızı e, destekleyecek bilgiler mi aldınız? Bakın. Yani bu sizin gönlünüzde hani hissettiğiniz bir şey mi bildiğiniz Hayır, ben, bir şey tabii mi? Tabii ben Kemal Bey'in daha önceden biliyorsunuz çok mücadele etti aday yapmak için. Evet. Hanım, akşener, olmasaydı Akşener, evet. Tabi Muhammed ile Merelhan'ım, İnce ile e, e, engel oldular ve Abdullah Bey aday olamadı. Ben çok severim bu arada Abdullah Bey kişi olarak, insan olarak beraber milletvekili yaptık. Şimdi e, Karamolluoğlu Abdullah Bey istiyor mu? Biliyorsunuz birebir görüşüyor, EPO getiriyor zaten birinci şey. Ee, Ali Babacan, Abdullah Bey'in kurduğu partinin arkasındaki gölge başkan değil mi? Davutoğlu geçen hafta Abdullah Gül'le 4 saat görüşmedi mi içeride? Bizim il başkanımızla belediye başkanımız bir otelde Abdullah Gül Bey'le görüşmedi mi? Daha dün gitti bizim e, Ekrem Bey eşiyle beraber Davutoğlu'nu ziyaret etmedi mi? Bütün bunlar toplandığı zaman bir de Kemal Bey de bunu seviyor, sadece Meral Hanım kalıyor. Bakın o gün ittifak dostlarım dediği bütün herkesin gönlünde Abdullah Gül Bey var. Ama taban buna tepki Hayır, gösteriyor. Gösterir, ve bunu Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlaka ki biliyor. Ya niye biliyor Ekmelettin İstanbul'unu bilmiyor muydu? Devlet Bey getirdi koymadık mı Pınar Hanım? Tıpış tıpış gideceksiniz millet ayağa kalktı isyan ettiğimiz zaman örgüt taban isyan ettiği zaman tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz demedi mi? Baskı yapmadı mı? Biz buna karşıyız. Bunun için İlmaz Ateş Park'tan atılır mı? Bunun için Mehmet Sevgen partiden atılır mı? Ben partinin ikinci dönem kurucusuyum. Demokratik sol partiden seçilmiş milletvekili olarak geldim. Mehmet Bunlarım. Bey Gençler ama bilmez. şöyle de bir şey var. Sizin eleştirileriniz iktidar partisi vekillerinin eleştirilerinden bile bazen ama ben bu daha sert olabiliyor. Hayır biz bu partinin gerçek kurucularından Pınarım, İkinci dönem kurucusuyuz biz. İstiyoruz ki partimiz iyi olsun. İstiyoruz ki partimiz kimseye muhtaç olmasın. İstiyoruz ki partimiz içine FETÖ'cüler, PKK'lılar, DHKP'ciler, DEVSO'cular gelmesin. Örgütler, tarikatçılar içerisinde gelmesin. içerisinde şu anda FETÖ'cü yani, var mı? Hayır FETÖ'cü işte danışmanlar. FETÖ'den tutuklananlar, içeride yatanlar danışmanlık yapıyor. Yani bu illa da üyesi olmaz şart değil. Üye olduklarını tam bilemiyorum ama danışmanlık yapıyorlar. Niye FETÖ'cüler bize danışmanlık yapsınlar Pınar Hanım? Niye bizim, bizim partiye bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne her şeyi söyleyebilirsiniz. İş yapamayabilir diyebilirsiniz diyor. Ötemey işte aklınıza ne geliyorsa bunlar işte güdemez diye biliyorlardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarikatlarla ilişkisi kurdu diyemezsiniz. Bunu dedirtmeyiz. Bizim parti FETÖ'cüler vardır dedirtmeyiz ama biz gittikten sonra maalesef ne oldu belli değil. At izi karıştı. Bu parti kapatılsın, vakıf olsun, Cumhuriyet Halk Partisi yok olsun diyen birisi getirdik bir arkadaşı. Örgütten sorumlu genel başkanımızı yaptık. Biz çabalarken, dağ bayır koşarken 24 saat bir adam bulmak için Pınar Hanım, bir adam. Bir adam bulmak için 24 saat ben Gazi Mahallesi'nde yattığımı bilirim. Nurtepe'de, Gültepe'de, Şırnak'ta, Cizre'de, Cumhuriyet Halk Partisi orada da bayrağını dalgandırmak kolay mı? Bir tarafta PKK'nın baskısı, bir tarafta devletin baskısı. Arkadaşlarım dayak yiyordu. Biz partiyi böyle kurduk. ikinci dönem. Şimdi o arkadan da bağırıyordu bu arkadaşlar. Kapatılsın Cumhuriyet Halk Partisi, vakıf olsun diyorlardı. Şimdi partinin en üst kademesinde benim arkadaşlarım dışarıda. Buna yağma yok. Bu çocukların haklarını sonuna kadar koruyacağız. Bakın. Peki. Beni ihraç ettikleri zaman Deniz Baykala gittim. Çok küçük. Geleceğiz. Küçük bir reklam. Çok minik bir reklamımız var. Evet, molamızı yaptık. Kaldığımız yerden devam edelim. Deniz Baykal'la görüştük dediniz. Çünkü beni ihraç ettikten sonra ben Deniz Baykala gittim. Yani iki hafta oluyor değil mi? Evet. İki hafta. İşte önce. İki hafta. Bir gün sonra gittim <laughs> hemen. Ankara'da işim vardı. İşte biz partiyi kurarken derdi ki siz bizim çoban ateşimizsiniz. İleri karakol mısınız derdi. Ben derdim ki efendim işte son çoban ateşinizi de söndürdüler dedim. Böyle bir gözler doldu böyle durakladı. Böyle ya günahı mi o adamın böyle bu duruma sokmak zaten. Sağlığı nasıl sayın Baykuş? Çok iyi. E, aklı dengesi yerinde konuşuyor, anlatıyor. E, i̇şte e, şey yaptırıyorlar. Tedavi fizik tedavisi yaptırıyorlar. Ama partisi için, ülkesi için yine düşünüyor. İşte önümüzdeki günlerde bir gazeteye tekrar bir röportaj verecek, düşüncelerini aktaracak. Yani öyle adamlar zor bulunmuyor. Bir bakan arıyoruz şimdi, Deniz Baykal arıyoruz yani. Hı, hı. Sağlığı iyi, üzüldü, gözleri çok. doldu diyorsunuz. Siz dedim ki sizin son çoban Baykal ateşini bile 2000, söndürdüler dedim. Baykal ekibi en son siz miydiniz yani? Yani tabii partide kalan aktif var. olarak en son bendim işte. Parti çok, diğer arkadaşlarımız da var, duruyorlar zaten. İllerde içeride çok var. Bütün arkadaşlarımız, Deniz Bey'le siyaset tapan arkadaşlarımız hepsi partide duruyor. Evet. Ama aktif yapan, işte partiye sahip çıkan, sözcü olarak konuşan, televizyonlara çıkıp basında masında demeç veren, Kemal Bey'in yaptığı yanlışlıkları söyleyen, ülkemizin, bizim önce partiden önce ülkemiz gelir diyen, işte Yılmaz Bey vardı, ben vardım, diğer arkadaşlar vardı. Onları teker teker, il başkanlarımız vardı, onları teker teker böyle görünmeden, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileri karakol komutanları Pınar ın. ikinci dönem kurucular hepsi. Bunlar 12 Eylül dörbesinin elinden aldı çıkardılar Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Bütün illerimizi aldık. İlçelerimizi aldık. Mal varlıklarımızı hepsini aldık. Bunlara teslim ettik. O genel merkezde oturdukları yerde aşağı temelinden taşına kadar benim emeğim var. Böyle alın terim göz nurum var biliyor musunuz? bunların? Birincisi Mahmut Yıldız Eşşefer demedir en büyük emek. Sonra da benimdir. Yani biz bu kadar emek veren bu MYK üyesi o dönemde arkadaşlarım şimdi onlar hepsini teker teker diskalifiye ediyorlar. Hiç vefa yok. Kemal Bey geldi aday olmayacağım demedi mi bize? Dedi ki ben Deniz Bey'e geldi odaya girdi. Deniz Bey aday olacak mısınız dedi. İstifa ettikten sonra aday olmayacağım dedi. Sonra çıktı bir gün sonra. Nereden bir güç aldıysa, nereden destek aldıysa, hangi yerden talim aldıysa Önder Sav'la buluşup işte e, Allah'a rahmet Topuz'da vardı. Bir eve gittiler. Bir gün sonra çıktı adaylığına çıkadı. Bir gün önce olmayacağım diyor. Sizinle beraberim diyor. Ama iki adam istemiyorum diyor. Önder Sav'la şeyi Onur Öymen'i. Onlara da dersimden demeç vermişti. Mersin şeyden gelmişti. Tunceli'den Onur Bey. Geliyor aday olmayacağım diyor. Sonra bir gün sonra arkayı çeviriyor, dönüyor. Arkadan adaydan açıklıyor. Ve bizim toplanıp tekrar aday olmamızı engelliyor. Bir güç. Siz kaset kumpasından sonra Sayın Baykal istifasından sonra böyle bir ne yaşadınız ya onu biz, biz bilmiyoruz ne konuştunuz ne yaşadınız ne yapmaya karar verdinizde yaptınız mı yapamadınız mı onu merak ediyorum Sayın Baykal'ın o dönemde siz kurmaylırdınız ee, yani istifadan sonra siyaseten nasıl bir takım e, adımlar atmayı düşündünüz yapabildiniz mi daha da doğrusu düşündünüz mü? pınar biliyorsunuz ee, bu e, Wikileaks yayınları vardı. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. ABD Büyükelçiliğinden evet. o zaman Clinton, Bayan Clinton evet. vardı. Şeye mektup yazıyor. Diyor ki çıkarlarımız için Deniz Baykal'ın CHP'nin başından gitmelidir. ABD Büyükelçisi'nin Washington'a gönderdiği rapor. Bu tam 2008'de. Yani bizim çıkarlarımız için Deniz Baykal'ın CHP'nin başından gitmesi gerekir. Bu da şey bir Bayan Clinton gönderiyor. Diyor ki Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilebilir mi? Arkadaşlara ve çevresini araştırıp bildiriniz. Ama dedi İşleri Bakanı Bayan Kılıç Ankara Büyükelçisi'ne gönderdiği mesaj o da 2008. Bunları fikir istelgilerinden öğreniyoruz. Evet. Bunu getirdi Onur Bey, Deniz Bey. Dedi ki bakın efendim CHP'nin e, batılı anlamda sosyal demokrat olması için Baykal'ın istifaya zorlanması, Kılıçdaroğlu'nun gelmesi gerekiyormuş. Böyle bir genel başkan olması gerekiyor diye. 22 Mart 2010'da Muhsin Akıl Yani Anadolu kaset kumpası olmadan önce Wikileaks ön, belgelerinde tabii, yıl yıl evvel. Evvel. Onur Onu Bey bunu buldu getirdi. Deniz Bey böyle elini tersiyle itti. Ya olur mu i̇nanmadı. böyle şey? Hiç inanmadı. Yıllar geçti. Tam kurultaya giderken kumpas geldi ve Deniz Bey biliyorsunuz başına bu kumpası getirdiler. Çünkü o zaman bizim oyumuz %28'lere çıkıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin da %33'lere düşüp aradaki makas kapanıyordu. Biz yani böyle çok az bir makas kalmıştı. O anda işte bir Mart tezkeresinin intikamı. Siz ne dersiniz deyin. Deniz Baykal gitti. boşluk bıraktı. Yerine bir arkadaşımız vardı. Eski Yer Milletvekili Cevdet Selvi Bey'i genel başkan Vekili olarak atadı. Deniz Bey hani kurultaya götürmesi için değil de istifa etti ya kendisi. Ondan sonra kurultaya gidecek. Biz istifa etmeyin dedik. Rica ettik ama istifa etti. Bu arada bütün herkes yazıyor. İşte dergiden Kemal Bey gelecek, gazete yazıyor, meydan yazıyor. Kemal Ama Bey siz, gelince e, biz tabii hayır diyoruz. Sen, bütün örgüt hayır diyoruz, Türkiye hayır diyoruz. Hı hı. Kemal Bey geliyor, Kemal Bey kendisi hayır diyor. Geldi ve oturdular. O gün ben İstanbul dedim. Siz Yılmaz o kimin geleceğini düşünüyordunuz? Hayır Deniz Bey tekrar bizi getirmeyi düşünüyorduk. Tekrar gelir diye Çünkü bu olay kompleydi. Bütün örgüt geliyordu. Deniz Bey'in evinin önünde toplamıştı O büyük biliyorsun Angora'da. Bütün örgütler. Fakat bize gelen merkezden bir şey vardı. Ben o zaman ayrılmıştım partiden biliyorsunuz. Arka bir odada vardı. Arkadan büyük bir baskı var. Ben araba tutturuyorum. 300 tane araba gelecek Samsun'dan. Gençler istiyorum. Arıyorlar. Para göndermiyorlar genel merkezden. Arıyorum insanlar gelecek göndermiyorlar. İçimizden de bir kamufle yedik. Devrimler yalnız kahramanlarla değil hainlerle de yapılır. Pınar'ın bir kitap yazıyorum ben şimdi. Bakın ismi bu. Devrimler yalnız kahramanlarla değil hainlerle de yapılır. Neyi kastediyorsun? Tam devrim. Bizim içimizde biz arkadan bıçakladılar. Bıçağı vurdular vurdular. kemiğe geldi. Diyoruz ki yeter vurdunuz be kardeş. Zaten Daha da sapladınız. değişmeyin diyorsunuz. Tabii, o bıçağı böyle çeviriyor. iki kemik arasından ciğere saplıyor. Biz böyle günler yaşadık Pınar'ın parti içinde. En yakın arkadaşlarımız. Ben üzüldüğüm zaman Deniz Bey diyordu ki ya yüzde yirmi bir ihanet kotası var Sevgi. Arkadaşlar biz bunları bu ihanet kotasının içine koyup Allah'a havale edelim. Yüzde yirmi ihanet kotasının içine koyduk biz şimdi Kemal Bey. Ben öyle yani ihanet çetesini içerisine koyduğunuz ve çok ağır cümleler söylediğiniz Sayın Kılıçdaroğlu'na bugün aday olsa Parti ama neye kadar destek Tabii Cumhuriyet Halk, Halk adayı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde disipline yani şimdi siz nereye, Libya konu mesela orman yangınları konusunda da Cumhuriyet Halk Partisini ve yönetim kadrosunu çok eleştirmişsiniz. Ama kimse gitmedi cenazelerine bile katılmadılar Pınar Hanım yangın olduğu yerde Cumhuriyet Halk Partisi olmaz mı? Biz Bosna'ya gittik, Batı Trakya'ya gittik, Yunanistan'a gittik, Üzümlü Karakol'una gittik. Bosna'da bizden başka kimse diyor savaşın göbeğine gittik. Savaşın göbeğine kurşunlar atılıyor. Müslüman çocuklara tecavüz ediliyor. Kadınlarımızı kesiyorlar böyle üç büyük büyük, büyük Sırbistan diye bu işaretler. Bizden başka kimse gitmedi. Biz iktidarda mıydık? Başbakan hükümet gitmiyordu. Biz gidiyorduk. Biz gittik dünyaya durduk. Anadolu Ajansı'nı götürdük. Yani orada orman yangınları Biz, olduğu zaman tabii, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Oradaki bölgedeki mı? milletvekili tabii tavrını eleştiriyordum. Az... Biz, bakın dün Orman Bakanı ne diyor? Cenazeye bir arkadaşımız gitmemiş ya. Düşün bak Fidan Hanım. Bizim Düzce'de bir arkadaşımız öldü geçen hafta. Ali Haydar. Alır, Allah 30 yıldır bak 30 yıldır bu partide il başkanlığı yapıyor. İlk kuruculuğundan beri. Düzce'nin en çok sevilen milletvekili çıkartamamışız. Bir yer en çok sevilen iş adamı. il başkanımız ya bir tek adam gelmez mi ya benden başka kimse gitmedi. 5000 kişi vardı orada ya Bu kadar vefasızlık olur mu ya? Hiç affedemiyorum yani. Hiç tahammül edemiyorum. Bu bile o arkadaşların yönetimden gitmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi Alaydan ailesi duyuyorsa göz yaşları döküyorlardı. 5 bin kişi vardı. Ya bir tek adam bulunmaz mı? 100 tane millet, 300, 135 tane milletvekilim var. 80 tane parti meclisiyen var ya. Bir adam gelmez mi ya? Bu adam il başkanı ya. Çoban ateşi bu adam ya. Düzce gibi yerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıllardır ayakta tutmuş. Açılışından beri senin il başkanı Hikmet Erenkaya'yla ben gittim. Başka kimse yok. Gittim orada arkadaşlar ağlıyor ya kimse yok CHP yani il başkanı ilçe başkanı geldi de bereket versin o çocukların yanında da gittim teşekkür ettim onları ziyaret ettim. Ya böyle vefasızlık olur mu Pınar Hanım ya? Bizim kurduğumuz yerde oturuyorlar. Bunlar hepsi Gazi Mahallesi'nde Aleviler katledilirken benden başka kimse yoktu. Yalvardım ben bunlara gelin diye Kemal Beyler bu milletvekili arkadaşlara dediler ki Sayın Sevgen sen sunnisin devlet sana bir şey yapmaz biz Aleviyiz biz kamerayı çekiyorlar. 17 tane alevi katledildi dolda benim kucağımda öldü çocuklar Pınar Hanım. Nerede bunlar şimdi? Şimdi bunlar nerede? O zamanlar sıcak yataklarında yatıyordu bu arkadaşlarım. Gazze çocuklar benim kucağımda öldü. Oturuyordum böyle Cem evinin önünde. Kurşun geldi ya Mehmet'i vurdu. Gündüzü ya dediler milletvekilini vurun daha çok büyüsün. Ya da ben kalktıktan sonra çocukları katlettiler orada. Biliyorsunuz o gazi olaylarını hatırlarsınız. Biz buralardan geldik. Bu tankların üzerinden, bu meydanlardan geldik. Neredeydi Kemal Bey Bey? Şimdiki arkadaşlar neredeydi? Çıkıyorlardı caminin menaresine. CHP kapatılsın vakıf olsun diyenler şimdi CHP'nin üst kadrosunda Ermeni yasası ile ilgili Allah aşkına biz soykırım mı yaptık ya? İçimizden bizim diyorlar ki Ermenilerden özür dileyelim diye milletvekilleri var bu partide ya. Bu parti böyle mi parti? Biz Cumhuriyet Halk Partisi ana politikaları var. Kemal Bey bunlara karar verirken büyük kurultayı toplaması lazım. Kemal Bey. Kurultay ki, e, ne zaman olacak? Kurultay geçiyor. Hayır bu şimdi oraya da gelelim arzu ederseniz. Şimdi kurultay 2 yıl bitti. Şimdi üçüncü yılda kurultayı bizim toplamamız lazım. Kemal P. erken seçim istiyor ya. Evet. Erken seçim, erken seçim, erken seçim. Önce kurultayı topla kardeş. Önce kurultayı topla. Bir çık milletin karşısına dersin ki ben bu politikalar benim partim derin yaralar açtı de bakayım sana ne diyecekler bunlar. Çık meydanlara söyle bakayım Yüreğin yetiyorsa. Televizyonda söylemek kolay. birilerine hoş görünmek için söyler. Cumhuriyet Halk Partisi ne, ne derin yaraştı Allah aşkına ya. Merak ediyorum. Ne dedin yaraştık biz ya? Yani ne demek istediğinizi anlayamadım. Diyor ki katliam yaptın yaptı geride. Bütün Atatürk dönemini, İsmet Paşa dönemini tahkim altına sok. Helalleşmeyi kastediyorum. Anladım. Yani biz ne yaptık ki Tabii diyor, bize yalnız bu şey var biliyorsunuz. O varlık vergisiyle ilgili bir bölümü hı -hı, bize ait. Hı -hı. O bizim olduğumuz dönemlerde. Onu da çoğu kimse bilmez. O Cezmik şeyin, şeyin kitabında biliyorsunuz çok açık açık yazıyordu. Geçen geçen günde arkadaşlarım açıkladı. Kimin? Kimin? Ee, Bizim eski Dışişleri bakanımız o dönemde e, bu şeylerle ilgili e, varlık vergisiyle ilgili şimdi ben onu e, söyleyeceğim Cahit Kayran'ın çok böyle uzun bir en az 3 ciltlik bir kitabı var bu varlık vergisinde olduğunu anlatıyor. Yalnız o dönemlerde biliyorsunuz savaşa girmek için para lazım. Ya parayı e, vatandaşlardan borç alırsınız başka bir ülkeden. O zaman Osmanlı borç almış millet zaten Cumhuriyeti kuranlar ondan bıkmışlar. Ya vergi alırsınız Pınar Hanım Aynen. ya, ya da e, para basarsınız. Hatta Ruslar demiş ki gelin para basalım diye bizimkiler ondan çekinmişler para bastırmamışlar. Vergi almışız. Yaklaşık 300 küsür milyon lira vergi toplamışız Pınar Hanım. Bizim bugün 1 milyon 200 bin tane askere gitmişiz. Asker almışlar fabrikada çalışanı e, çiftçide e, tarlada çalışanlar gençleri sırf eli ekmek tutan insanlarımızı almışız, savaşa götürmüşüz. Gayrimüslimler, Ermeniler ve e, e, şeyler kalmış, Rumlar, Yunanlar kalmış. E, bu İstanbul'da çalışan, ticaret yapanlar. Onlar da para kazanmışlar, gitmemişler. Ama biz vergiler toplarken, vergiler toplarken yine biz 150 milyonlu yine Türklerden, o garibanlardan, emekçilerden, burada kalan İslam babasından almış, 100 milyon onlardan almışız. Bunu da bilmezler. Bu Cahit Kale bunu bir güzel anlatıyor ki. Peki. Burada bizim ne suçumuz var? Allah aşkına bu şeyi biz mi yaptık ya? Diyarbakır'daki cezaevi de görülen işkence Cumhuriyet Halk Partisi dönemi mi yaptı? Yani devlet, 12 tane... devletle diyor sonuçta vatandaş helalleşsin dedi. Sanıyorum. Hayır. devlet Ama diyor ki benim partim de derin yaralar açmıştır diyor. Ya kardeş sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyor musun? Sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni geldin. Sen Demokratik Sol Parti'ye gittin. Rahşan seni kabul etmedi. Doğru yola gittin. Kabul etmedi. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldin. Biz kabul ettik. Onda suçu bendedir. Ben buradan milletimden özür diliyorum. Hep kendi bölgeme getirdim ben Kemal Bey'i. Ben birinci sıradaydım, Kemal Bey hep dördüncü sıradaydı. Bakın Pınar Hanım her yerde söylüyorum, bu televizyonda ilk defa söylüyorum. Biz Kemal Bey'e bakın grup başkan vekilliğini verdik, milletvekilliğini verdik, parti meclis üyeliğini verdik, merkez yürütme kurulu üyeliğini verdik, efendim genel başkan yardımcılığını verdik, ve büyükşehir belediye başkanı da yaptık, her şeyi bırakın biz Kemal Bey'e İş Bankası yönetim kurulu üyeliğini verdik evine gitsin diye. Şimdi 10 yıl İş Bankası yönetim kurulu üyelerinden siz, siz bir biz demek ki bir, bir bir şey görmüşsünüz ya, sayın. Tabii Başkan ama şöyle bir geldi şey işte. şey görmüşsünüz ki bu kadar çok tabii, görev vermişsiniz. ama şöyle tabii Genel Başkan görev veriyor, arkadaşlarım görev veriyor. Yani birbirini şey yaparak yani ondan ona geçiyor. Böyle görev veriyor. Diyoruz ki yani bu arkadaş iyidir, başarılıdır, vergicidir. İşte SSK Genel Müdürü yapmıştır. Ama o bizim arkadaşlarımızın bir tanesine randevu bile vermedi. Pınar'ın ben eskilerle görüşmem diyor. Ne yaptı eskiler sana kardeş? Ne yaptı? Senin bu duruma gelmeni sağladılar. Sen oturduğun koltuklar eskiler sağladı. 12 Eylül darbesinin elinden aldık. O koltukta oturuyorsan bu 12 Eylül'den sonra SHP'den gelen biz Demokratik Sol Parti'den gelen arkadaşlarımızın sayesinde oturuyoruz. İktidara yakın medyada ve gazetelere röportaj vermeniz ve televizyonlarına çıkmanız eleştirildi. Şöyle de bir soru da soruluyor tabii Mehmet Sevigen'e. Mehmet Sevigen Cumhur İttifakı'nın içerisinde ya da AK Parti'nin içerisinde ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde teklif gelirse gider mi? Hayır ne işim var Pınar ın? ben partiliyim. Gelmedi mi? Çok geldi. Yine de geliyor. İsmini vermeyeceğim buradan arkadaşlarım hep söylüyorlar. Diyorlar ki sen vatanın milletini seviyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi de vatanın milletini seviyor. Üç tane yönetici böyle yanlış yaptı diye biz partiyi Sağ bırakıp gidecek miyiz? Sağ partilerden mi teklif geldi? Tabii, sol partilerden. Sağ partilerden mi? de geliyor. Soldan arkadaşlarımız kurdukları partilerden de geliyor. Yani... E Tabii beraber çalışalım diyorlar. Hepsi söylüyorlar bana sağ olsunlar. Hiç eksik olmasınlar. Mesela Muharrem İnce ile tabii çalışır Muharrem, mısınız? Tabii çalışırım. Mustafa ile de çalışırım. Muharrem de çalışırım. Bunlar öcü değil ki. Bunlar da Türkiye'nin evlatları. Muharrem İnce artık e, sahalara çıktığımda çok konuşacağım diyor. Ve yine hedefte. Bak, geçen gün i̇ktidar konuş... yok. Yine hedefte. Cumhuriyet iktidar da var. Bakın biz iktidar deleştiriyoruz. Bu yoksulluk, çaresizlik çok kötü Pınar Hanım. Ben e, bu dönem mesela o kadar e, insanlar zor durumda ki tahmin edemezsiniz. Bakın. İnsanlarımızın büyük kısmı bu devletten verdiği bankaların verdiği kredileri alıp dolarlara yatırıyorlar. Bu inanın doğrudur. Yani bazı kesimler böyle alıyorlar gidip kredilerini o zengin bir kesim var ya. Hep iktidarlar yoksullar seçer. Pınar'ım yoksullar seçer iktidarları. Fakir fukara seçer. AKP de böyle seçti. Ama Cumhurbaşkanı köşkünde bir tören olduğu zaman bir davet verildiği zaman hep yine o CHP, AKP döneminde olanlar CHP döneminde de gelir. CHP döneminde olan ANAP döneminde de gelir. Onlar değişmez. Onlar elbiselerini giyer. Onlar kravatlarını takar. Onlar papyonlarını takar. O davetlere yine onlar gider. O bizim gariban insanların elbiseleri gitsin. Ben oğluma bir sünnet düğünü yaptım. Gazi Mahallesi'nden kamyonlarla taşıdım. Pınar'ın arkadaşlarımızı. Muhitler'den 5 yıldızlı bir otele geldiler. Altınların içine bakarken böyle sahte altınlar var ya utancından. Hani oluyor ya çocuklarda böyle mesamelerde. Onlardan 18 tane küçük sahte altınlar vardı. İnsanın utancından bir şey atmamak için onu atıyorlar. Biz böyle geliyor, bu partiler böyle kuruluyor. Bu partilerin gerçek sahipleri işte onlar. O çaban ateşleri. Partiler iktidar oluyor. Siz bunu anlatıyorsunuz ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi sizin döneminizde şöyle de eleştiriliyordu. İşte elitist bir parti, halka dokunmayan bir parti. İşte evlere girdiklerinde galoş giyerlerdi. Evlere ziyarete gitmezlerdi gibi. Hep eleştirildi Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti iktidara gelirken bunları da eleştirerek iktidara gelmişti. Doğru, doğru. Ee, şimdi siz diyorsunuz ki biz halkla beraberdik ama Tabii. dışarıdan görüntü daha elitist, daha... Doğru söylüyorsunuz. Bizim içimizde de öyle insanlar vardı Pınar Hanım. Yok değil, biz onlarla da mücadele ettik. Ben Sivas katliamına gittim. Biliyorsun onu da söz verdiler. Uçaktan geçindim. Katliam yapılırken tam otelin önüne gittik. Onda ben satın alacaktım. Biliyorsunuz Malik Ejder Özdemir'le Sivas Milletvekili'nin kulakları için Deniz Baykal verdik 3 milyarını. Valiyle pazarlık ettik. Orayı müze yapalım diye. Oteli biliyorsunuz. Sonra vali 8 istedik. Ona çıktı. 10 istedik. Bilmem neye çıktı. Alamadık. Nasip olmadı. Gittim. Önde baktım. Bir hanım yürüyor böyle ince topuk giymiş. Yani böyle bir tek öbürleri bizim kadınlarımız zaten acı çekiyor. Aşağı kadar biliyorsunuz analarımız, bacılarımız nasıl giyiniyor? Aşağı kadar elbise belinden Törene gidiyoruz. Anma töreni. Baktım gidiyor. Koştum baktım. Kim bu? Merak ettim yüzüne. Baktım bizim parti meclisinde bir tanesi. Hemen kovdum dışarı. Hemen dedim geri gideceksin. Hemen sen ne işin var burada? Sen bu insanlara benzemiyorsun. Bu insanlar gibi kokmuyorsun. Bizim içimizde de vardı. Yok muydu? Ama biz Diyarbakır'dan iki buçuk üç oy alırdık. Milletvekili çıkardık Diyarbakır'dan. Şimdi bizim CHP İYİ Parti'den de MHP'den de daha geride. Biz Sezgin Bey aldık. Ben çok severim peki deyip terör örgüt demiyor. İnsan olarak ama fikirlerini ya, sevmem. CHP'yi de açalım o zaman. Evet, fikirlerini sevmem. Ama niye gidip Diyarbakır'dan aday olmuyor Pınar Hanım? Oylarımız çok düşük orada. Hmm. Keşke olsa oyumuz varsa Niye Mehmet Bekiroğlu gidip Rize'den aday olmuyor? Neden evet. memleketlerine evet. mi gitmiyor? Tabii niye? Gitmiyor? Çünkü bakın Pınar Hanım Önce sorarlar. Pınlar... Neden gitmiyorlar? İşte, yok ki. Taban yok. Oy yok. Peki. Sevgi yok. Burada kamufle ediyor. Burada nasıl olsa İstanbul'dan bir oy alıyor arkadaşlar. Cumhuriyet Çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile ilişkisi konuşuluyor ve değerlendiriliyor ve özellikle de Cumhur İttifakı devamlı bunun üzerine giderek bir politika izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile ilişkisini Yapmış olduğu stratejiyi e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Beğeniyor musunuz yönetici Hayır bakın ben doğru bulmuyorum bunları. Eğer bir şey yapacaksanız mertçe açık açık yapacaksınız. Gizli kapaklı olmaz. Millet aptal değil. Bu televizyonda seyreden insanların bizden daha çok bilgili. Çünkü biz bir televizyonda konuşuyoruz, onlar 20 televizyonu birden seyrediyorlar. Bütün düşünce alıyorlar, AKP'yi alıyorlar, HDP'yi alıyorlar. Eğer HDP'nin bu yaptıklarını görerek, bu işte biliyorsunuz. 6-7 Ekim olaylarında evet. sokaktaki o ölenleri katledilen çocukların işte sokağa çıktıkları zaman öldürülenlerin. Mesela Selahattin Demirtaş tahliye olmalı diyor. He, Sayın onlar keşke olur. olsun. Ha, siz ben, de ister misiniz? Tabii keşke dışarıda yargılansın. Hiç Ben o şeyi de dışarıda yargılanmasına yani Osman Kavala Tabii dışarıda yargılansın. Yurt dışı koyarsınız. Yargılandı dışarıda ama, ama biraz da hızlandırmak lazım bu şeyleri. Pınar'ım çok hızlandırmak lazım. Bunlar uzadıkça sanki böyle bir olay varmış gibi. Suçu varsa hemen vereceksiniz. Yani suçunu gidecek hı hı. yatacak. Tamam HDP ile olan şey ilişkiniz İstiyor, Tabii mesela diyorum ki yapacaksınız açık açık göğsünüzü gere gere yapacaksınız. Yukarıda toplantı yapıp aşağı indiğiniz zaman elini sıkmadan kaçmayacaksınız. Yukarıda toplantı yapılıyor mu? Tabii yapıldı yukarıda gitmediler mi? HDP'yi ziyarete gitmedi mi Kemal Bey? Ziyarete geldi onlar bir ziyarete geldiler genel merkezde. Çıkarken diğerlerle Karamoğluoğlu ile çıkıyor ortak basın toplantısı yapıyor. HDP'lilerle yapmadı. Yani niye yapmıyorsun İstanbul'u biz onlar sayesinde kazandık. Hedef olmasaydı biz İstanbul'u mu kazanacaktık? Adana'yı mı kazanacaktık? yani onların katkısı yok mu bakın ben 14 tane belediye ama başkanım ama şunu söylüyorlar Sayın Sevigen yani HDP legal bir partidir diyorlar tabii legal Eğer bir parti bir, öyle görüyorum bir Kürt sorunu var dedi Sayın Kılıçdaroğlu ve bunun tek tek e, o şeyi o çözüm ortağı HDP'dir dedi evet ee, ama bunu açık açık işbirliği yapacaksa söyleyeceksin niye gizli gizli PKK söylüyorsun PKK'ya terör örgütü diyorlar ama HDP'nin PKK ile ilişkisine şerh koyuyor Cumhuriyet Halk Partisi bedelini ödersin pınarım bunlar bedel işi bunlar siyaset işidir bu siyaset adamı cüceler büyür mü Pınar Hanım? Evet. İskender adamı olma şansı var mı? HDP'le berabersen bunların bu söylemlerine rağmen berabersen çıkacaksın söyleyeceksin. Ama bu söylemlerini kabul etmiyorsan açık açık da diyeceksin kardeş ben kabul etmiyorum. Ben illa da bu böyle bir terör örgütünden birisini getirip bir bakan yaparsanız kimler koyacaklar? Biz sınırımızda bir terör örgütü kurulsun istiyor muyuz? CHP buna karar verecek. Biz sınırımızda P'den olduğu yerlerde Suriye ile sınırımızda bir terör örgütü devletinin kurulmasını istiyor muyuz istemiyor muyuz? Bir devletin. Suriye mi gelsin başka bir devlet mi? Buna karar vereceğiz. Herhalde Tabii Ama biz istemiyoruz. İşte Kemal Bey'e sormak lazım. İstiyor Peki, mu istemiyor mu? Peki için ne diyorsunuz? Hayır dedi tezkereye Cumhuriyet Halk Partisi. Yanlış yaptı. Meclisi. Ama bu sadece yönetim bak... kadrosunun meselesi değil. Bütün vekiller açısından. Baskı açısını... yapıyor Pınar Hanım baskı yapıyor. Seçim baskı var. yapıyor. Seçim var tabii seçim var. Herkes milletvekili olmak istiyor. Kim karşı gelir? Tek adamlık bizde daha büyük. Yani Tayyip Erdoğan'dan, akipeden daha büyük tek adamlık bizde. Çok önemli bir şey şimdi, Önemli bir şey söylüyorum. Bir tane atanmış ön seçimle gelen milletvekilimiz yok. Bir tane ön seçimle gelen belediye başkanımız yok. Hepsini Kemal Bey kendisi ve arkadaşları yazdı. Beş tane arkadaşı kendisi beraber yazdı. Nereye gidecek o çocuklar şimdi? Onları kınamıyorum. İlk defa Cumhuriyet tarihinde bizim grup başkan vekilleri atamayla geldi. Genel başkanlar gelir çıkartır koyarlardı grup başkan vekillerini derlerdi ki ben bununla çalışmak istiyorum. Milletvekilleri giderdi nezaketen oy verirdik. Tamam. Yine verlerdi. Şimdi atama yaptı iş gruba getirmedi. Özgür de yani engin de. oy vermekle e, ama oy atama verirdi. yapmadı. Ama nezaketle oy ama verirdik olur mu? diyorsunuz. oy verirdi tabii. Bir tanesini keserdik. Biz bir bazı e, şeyleri grup başkan vekillerini 25 defa seçtirmedik. 30 defa seçtirmedik. Yani seçtirmedik. Tabii. Oldu. Tabii Anladım. seçtirmedik onu ama soruyorum. onu söylüyorum. Kaç defa seçtirmedik? Girdi, yarışlar oldu, başka biri seçildi mesela grup başkan vekili, meclis başkan vekilleri hepsi değişik değişik insanlar seçiliyor. Genel başkan gelir, veren nezaketen oyunu ver. Ama vermeyen başkaları da çok seçiliyordu. İlk defa atamayla geldi. Bizim arkadaşlar bağırıyor bakanlara. Atama bakansınız, oturun yerinizde diyor. Onlar da kalksa desek diyor, utanmıyor musunuz? Siz de atama grup başkan vekilisiniz dese. Bu çocuklara günah değil mi Pınar? Bu çocuklara yazık değil mi ya? Sen bu çocukları niye bu duruma sokuyorsun? Diğer niye siyasi kendine... partilerde nasıl? Onlarda da atamayla Hayır, ıı, seçip atama da olsa adam belirtiyor. Gidiyor ıı, grubunda seçiyor. Tamam onlar biraz daha bi biat ediyorlar. Bizde öyle bir şey yok ki. Bizde bu dönem başladı biatlar. Bizde özgürlük vardı. Deniz Bekal biz bir arkadaşımızı parti meclisinde Bülent Tanlı'ydı kulakları içinde. Çok severim. Ya 50 kere seçtiremedi Deniz Bekal'ı. 50 defa. Elli birinci de gitti herkes topluluk çağırdı. Dedi ya bu arkadaş bana lazım. basın basındı medyaydı falan Rica ederek parti meclisine seçtirdik ya. Biz böyle bir partiydik. Bize ne oldu? Değişti. Biz bunu eleştiriyoruz işte. Diyoruz ki de, ön seçimimizi yok ettiniz. Kurullarımızı yok ettiniz, toplantılarımızı yok ettiniz, danışma kurullarını toplamıyorsunuz, eski vekilleri toplamıyorsunuz, eski belediye başkanları toplamıyorsunuz. Partiyi derebeylikle yönetiyorlar. Tek adamla yönetiyorlar partiyi, tek adam. En büyük tek adamlık bizde var Pınar Hanım. İnanın bana, yani bunu bütün Türkiye iktidarı biliyor. İktidarı ve yeni sistemi tek adam sistemi diye eleştiren e, muhalefete söylüyorsunuz. Tabii, kendi söylüyorsun, kendi partime söylüyorum ben. Kendi partime söylemiyorum. En kendi partime yönetimine söylüyorum. En büyük söylüyorum. tek adamlık cinsiyetle kendi, Tabii, kendi tek adamlık ben kendi parti arkadaşlarıma söylüyorum. Demiyor mu Kemal Bey? Ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım. Ya iyi parti bile seni istemiyor ya. Adam ne dedi? Ben yapacağım. Rahatsız olmadı mı Kemal Bey? Ben, 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 ben diyor. Biz diye bir şey yok ya. CHP'de Kemal Bey geldikten sonra biz diye bir şey kalmadı. Ben yapacağım, ben yapacağım. Sen kimsin kardeş? Sen kimsin? Bir bilelim yani. Sen nesin? Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi tesadüfen gelmiş bir genel başkanısın. Geldin diye bütün böyle partinin politikalarını değiştirecek misin? Partinin politikalarını değiştirmek için büyük kurultaya gideceksin. Büyük kurultaya git. Hem büyük kurultayda seçimini yap. Hem parti politikalarını değiştirmek istediğin politikalar dersin ki ey büyük kurultay, ey partinin gerçek sahipleri, ey arkadaşlarım ben bu partinin politikalarını böyle böyle değiştiriyorum. Benim partim derin yaralar açmıştır. Ben bunu de öz ehlalık alacağım gideceğim. Bizden biz acı çekmedik mi Menderes döneminde? Biz yıpranmadık mı? Bizim milletvekillerimiz hakkında soruşturma yapılmadı mı? Gazeteciler içeri mı? E, e, mahkemeler kurulmadı mı? Onlar niye özür dilemiyorlar Pınar Hanım? Biz diliyoruz. Demiyor ki Kemal Bey sen de özür dileyeceksin kardeşim. Atatürk'ü küfür bu niye bir e, Diyanet İşleri Başkanı kalkıp özür dilemiyor? Demiyor ki Kemal Bey sen de özür dileyeceksin. Bu kadar Atatürk hakaret ediyorsun. Niye demiyor? Niye bu laiklik gömleğini çıkardılar? Niye bu Atatürk gömleğini çıkardılar? Ne istiyorlar bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Atatürk Çok üzülüyorum yani. Kemal mi? Bey çıkardı. Atatürk demiyor bizim İstanbul Başkanımız. Biliyorsun Mustafa Kemal diyorlar. Atatürk demiyorlar ya. Böyle bir şey olur mu? Atatürk'ün askerleriz dediği zaman hanımefendi rahatsız oluyor. Ben Atatürk, Mustafa Kemal'in askerleriz demeyeceksin diyor. Militerist bir söylenmiş bu. Ya biz hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz ya. O bizim baş öğretmenimiz. O bizim hocamız. O bizim liderimiz. O bizim gençliği emanet eden bu ülkeyi, Cumhuriyet Bayramı'nı veren, Gençlik Bayramı'nı veren bir lider, bizi esaretten kurtaran, bütün bu partilerin varoluşunu sağlayan, Böyle bir lider gelmiş. Allah aşkına biz bunun %98 Atatürkçü biliyorsunuz son araştırmalara göre. Doğru yolcular, Anaplar, AKP'nin içinde de var. Ama bizim içimizdeki diğerleri 3-4 tane böyle tarikatçılar, dincilere yazılık olsun diye Atatürk'ün ismi almaktan korkuyorlar ya. Böyle bir parti olur mu? Böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi, biz nasıl bırakırız bunlara? Ben bu soruyu Engin Bey'e sordum. Yani Atatürk'le sizin böyle iddialarınızı böyle bir şey e, asla kabul edilemeyeceğinin altını çıkıyor. Ya Engin, Engin Atatürkçü de Engin'e bir şey diyemem. Ama... Peki. Tanju Özcan da 3 Ocak'ta belli olacak. Bolu Belediye Başkanı e, ihraç süreci. E, mesela siz Lütfen çok objektifsin. Yok, tabii tabii tabii. Tanju Özcan'ı dinlediğiniz zaman siz bir genel başkan ya da işte partinin şu anda aktif vekili olsa idiniz. Ee, Sayın Özcan'ın söylemleri sizi rahatsız eder miydi? Ee, sizce ihraç gelecek mi? Ee, yok, ihraç ha. gelmez. Gelmez mi? Yok gelmez. Kınama mı alacak? Yani, ne alacak? E, ne yapacak? <laughs> yok, kınama da alınca böyle seçme seçim hakkını kaybediyor belli bir süre. Öyle mi? Ha, kınama Onu bir ihtar, alır. İhtar, i̇htar, alır. Ee, ihtar alır. Bir ihtar alır. Eee ihtar alır. Ee, aslında Tanju Bey'i tanısanız böyle bir düşüncesi böyle bir kişisel. Şimdi araştırma yaptırıyor Pınar orada şimdi Pınar Hanım şeyde, e, Bolu'da bakıyor ki bu olay %80'lere çıkıyor. Suriye'de yani şey göçmen ya, evet, Suriye meselesi göçmen mesela. meselesiyle ilgili. Ama Tanju Bey'in sorun evet sadece e, seç, yani e, Suriyeli seçmenler meselesi de olmadı. Üzerine şey bir tabii, kadınla nikahtı, diyaloğu. Tabii nikahı attı, suydu. Tabii bunlar e, hep yanlış şeyler. En son şeyler. Çerkezlere söylemiş tabii, tabii. olduğu inciltici. Bu da çok yanlış şeyler. Ben de şeyler. bir Çerkez tabii, tabii. olarak Kendisi bir tarafım. Kimse öyle şey halini biliyorsun. Olarak, biliyorsun. Hani, Bu çok yanlış şeyler. Hiç i̇şte, e, tasvip etmemiz mümkün sanıyorum değil. Sanıyorum o da e, tuz evet. biber ekti. Evet. Bir de Fethiye Belediye Başkanı e, var. O, vatandaşa e, küfür etti o da. Evet. Onlar ikisini de. İkisini de 3 Ocak'ta yani sizin gibi ihraç gelebilir mi? Yok, Gelemez mi? Yok. Onların olayında onları görüşürken benimkini kamufle aradan çıkardılar. Hatta ben Siz ıı, aradan çıkartıldınız ha, Yüksek yani. disiplin kurulundan bir arkadaşla <laughs> görüşüyorum sağ olsun böyle. Dedim ki ya çocuklar ne oluyor yani böyle dedim bu konularda ihraç edilir mi ya? Ben dedim partiyi savunuyorum. Yani ben yönetime tamam eleştiririm. Savunuyorsunuz Tabii, ama savunurken dedi ki yani de, bize devirerek... dedi bize dedi baskı yapmayın dedi. Bir yukarıdan talimat geldi. Parti iktidara giderken parti eleştiren herkesi partide tutmayın diye talimat geldi diyor. Peki siz Cumhuriyet Halk Partisini bu kadar eleştirirken e, iktidar partisinin ya da Cumhur İttifakı ortaklarını e, MHP'ye de hiç eleştirdiğinizi çok Ya özellikle. hayır böyle bir konu ol, olmayınca şimdi ben MHP'nin mesela Tayyip Bey'den Tayyip Bey'in yerinde olsam MHP'den ayrılırım. Hiçbir dakika tutmam. Bakın Tayyip Bey MHP'den ayrılsın. Eleştiriniz ayırsın. AK Parti'ye değil MHP'ye o halde. AK Parti'yi de eleştiriyorum. Anladım. Yani. bak Cumhur İttifakı bir tarafta kuruluyor ya. AK Parti'yi de eleştiriyorum. Yani Pınar'ın bu asgari ücret olur mu Allah aşkına ya? Şimdi ben inanıyorum ki Tayyip Bey eğer bu halkı tanıyorsa asgari ücret yani 4.500-5.000 lira olur. Ya mesela bunu yaparsa AK Parti'yi eleştirecek bir şeyim yoktur Ol, o, der Ya misiniz? Olmaz olur mu? Bin, binlerce var. Allah aşkına bu, bu gazeteciler yargılanmasını içinizde sindirebiliyor musunuz? Ne kadar gazeteciler? Suçlu susuz yargılanıyor. Bu Ergenekon olaylarını içinizde sindiremiyor musunuz? Suçlu binlerce insan içeride geldi. Bu 28 Şubat şeydeki bu o, paşalar, 95 tane paşa, 100 tane paşa şimdi içeride yatıyor. Bu yaşta 96 yaşındaki, 97 yaşındaki, 100 yaşındaki adamlar Allah aşkına yargılanır mı? Bunlar hizmet etmişler ne olursa olsun vatana millete hizmet etmiş insanlar. Şimdi bu paşaların içeride yargılanması doğru bir şey mi? Pınar Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin KHK'larla ilgili bir takım çıkışları olmuş. Hatta en son Ali Babacan'ın da bir bir takım e, ifadeleri oldu. Ona ne diyorsunuz? KHK'lar meselesinde doğru mu hareket ediyor Cumhurbaşkanı? Hayır, Halk yanlış Halk Partisi. hareket ediyor Pınar. Yine, Hanım. <laughs> Yine Niye erişti. yanlış hareket ediyor? <laughs> Diyecek ki bak diyor ki ben herkesi affedeceğim diyor. Dış politika 180 derece değiştireceğim diyor. Ya nasıl affediyorsun sen herkesi? Herkesin dosyasını gördün mü? Baktın mı? Kimin nedir? FETÖ'dan mı gelmiş? PKK'dan mı gelmiş? Neyi bahsedeceksin? Hangisini affedeceksin? Ya dersin ki şunu şöyle söylersin. Ben geleceğim bu yargılamayı yeniden yapacağım. Bu ha, yargılama taraflıdır Tabi adil yargılama yaptıracağım. Adil yargılamada suçsuz olanlar alırım. Ama diyor ki ben herkes alacağım diyor. Buradan bağırıyor meydan Yok, okuyor. Sayın, Kem Sayın Kılıçdaroğlu e, sonrasında tabii şey yaptı. Yargıdan aklanan dedi. Ama aklansa e, bile bak. Yargıdan... Ama Ali Babacan öyle demedi. Bütün Ama Ali kayakallar. Babacan da diyor. Kendisi de diyor. Bütün Ama dedi, Kemal Bey de öyle dedi. Herkes affedeceğim dedi gelir gelmez. Bütün herkesi görevine vereceğim dedi. Şimdi nasıl veriyorsun Allah aşkına? Bunlarım nereden biliyorsun dosyayı? Nasıl biliyorsun? Kim olduğunu ne biliyorsun? Yani dersin ki bunu çıkarsın Cumhuriyet Halk Bakın bir genel başkan ya bir sırada milletvekili değil falan. Genel başkan ya bu genel başkan ön iliklemeden girecek. Bu devlet ya devlet. Başındaki adam. Bu Türkiye'ye dünyayı temsil edeceksiniz Türkiye'ye. O bayrağı temsil edeceksiniz ya al bayrağı. Ya böyle ağzına geleni konuşulur mu? Allah iki dudak bir dil niye vermiştir biliyor musunuz? İki düşün bir söyle diye. Yoksa iki tane dil verir bir dudak verir. Şimdi iki dudak vermiş demiş ki iki düşün bir söyle. Aklımıza gelen atarsak işte bu Şanlıurfa'daki gibi oluruz. İşte aklımıza gelen atarsak bu Kayakalar'daki gibi oluruz. Bütçe'deki bir hareket, el hareketi de çok konuşuldu. O bir yanlışlıkla işte bir e, olduğu denildi. Mesela oldu gördüğümüz. O gördüğünüz ruhunu zaman... o şimdi çok heyecanlanıyor ya şimdi Kemal Bey. Şimdi kendisi de böyle gündeme gelmek istiyor Cumhurbaşkanı adayı e, olmak istiyor. Gönlünden geçiyordur muhakkak. Geçmez mi? Her gibi siyasetçi iddiası olmayan adam zaten siyaset yapmasın, gitsin evinde otursun. İddialı bir siyasetçi olmak için yapıyor o kendi ruh hali o yani o, o onu söylerken bilinçaltı söyledi. Onu ben bilinçaltı yaptı onu. Ama o, ruh hali o çünkü e, kendi arkadaşları istemiyor. Bizim Kemal Bey kendi yakın çevresinin haricindekiler en yakın iyilik yaptığı, dev yarattığı iyi partiler istemiyor. Berlin'in istemiyor, Kore Aydın söylediği, o Aytun Çıray söyledi, bir arkadaş söyledi tek adamlık yapıyor, Kemal Bey ihlada hepsi kazanacak bir adı. Onu da istemiyor. Şimdi bu ruh, yani o ruh haliyle... O sözleri istemiyoruz diye değil ama söyledikleri sözleri tabii, siz istemiyor tabii, gibi tabii, tabii. algılıyorsunuz. Ama Kemal Bey de biliyor bunu. Herkes biliyor bunu. Bilmeyen var mı yani? sağ Sultan da biliyor. Bütün gazeteciler de biliyor bunu. Kendisi de biliyor. Şimdi bunu istemiyorlar esas soğukluk bu. Ama bu e, İyi Parti Kemal Bey yarattı. Kendi eline milletvekili hı. verdi, seçime girdi. Mesela İyi seçime Parti soktu. E, İyi Parti e, Ekrem İmamoğlu mu daha çok istiyor? Yani Sayın e, Akşener'in bir takım e, ifadeleri oluyor İmamoğlu ile ilgili. Ben yani onu düşünebilir, kazanacak birisini düşünebilir. Aklında e, şey de geçebilir. Daha yakın e, şeye. Ankara Belediye Başkanı işte milliyetçi görüşten hı hı. olduğu hı daha yakın. Hı hı. Onu sağ gösterip sol vurabilir. Hmm. Ben çok iyi tanıdığım için, o İçişleri Bakanlığı döneminde beraber çalıştığımız Ama için. Ama sanıyorum bir Kürt seçmen e, <laughs> durumu. Endişesi, korkusu var. Olabilecek. İşte Ekrem Bey Kürt seçmenden oy alır düşüncesi ediyor. Ama Mansur Bey de milliyetçilerden alır. Çanadolu bölgesinden, Uşak'tan, Karşıtay'dan, Kırşehir'den, Ankara'dan, Mahsun Bey de oradan alır diye düşünüyor. Yani iki taraf aşağı Türkistan büyük, yukarıya tükürsen sakal derler ya. Hı hı. Yukarı yani büyük henüz aşağı. şu anda aday belli değil. Yani, i̇şte düşünün, erken seçim mi? istiyoruz, aday belli değil. İki de bir erken seçim. Erken seçim belli olsa program belli değil. Aday belli değil. Toplantı belli değil. Efendim söyleyeyim sana kadro belli değil. Birbirine girmiş erken seçim istiyoruz. Erken seçim dese ki yarın dese 45 gün sonra 3 ay sonra erken seçim olur. Biliyorsunuz seçim kurulunun nasıl izin verdiği. Nasıl yetişeceksiniz diyorsunuz? E nasıl yetişeceksiniz? Yani laf olsun diye söylemenin de bir anlamı yok. Her şeyiniz hazır olur. Manifestonuz hazır olur. Yeni kanun şey, çıkacak biliyorsunuz. Seçim yasası değişecek. Siyasi partiler yasası değişecek. Yeni bir sistem gelecek. Bunları yaparsanız her şey hazır olur. Ondan sonra çıkarsınız erken seçim istersiniz. Ya da erken seçimi biz şeyde kaybettik. Belediye başkanlarını kazandık. Hemen arkasından. O büyük güçle. Bütün belediyeler bizim. Diyeceksin ki yerel yönetimler altına verdi. Bütün Anadolu'yu dolaşacaktık. Biz orada belediyelerin altına yattık. Yani bir üstüne der. yattık belediyeler. Heh. Yani dedik ki biz biraz yönetelim istediğimiz gibi yapalım. Orada erken seçime Şimdi, gitme yürekliliğini gösteremediler. E ama yani toplum e, yıllarca erken seçimden bunalmış bir e, Türk toplumu var. Ama bu, bu sistem istediğim... bu sistem geldiğinde de erken seçimler olmayacak. Zamanında Doğru. seçimler olunacaktır. Çünkü Doğru. erken seçimin de bir maliyeti var. E, dolayısıyla e, ama Pınarım bu bir Yani bir konjaktör. belediyeden belediyeyi aldım. Ben belediyeleri işte büyük belediyeleri aldım. Hemen bir erken seçim yapalım demek toplum nezdinde karşılık ama bulur mu? Eğer şimdi iktidara gelmek istiyorsanız bu böyledir. İktidara gelmek istiyorum. Yerel yönetimler almışsınız. Çok güçlüsünüz. Halk sizle beraber. Genel seçime gitseniz oy vermeye hazır. Böyle bir şey. Sizin çünkü eksikliğinizi fazlalığını görmemişler. Kapalı kutusunuz. Ama iktidar etmiş yerel yönetimlerde. Demiş ki bu partiye güven vermiş. Hemen arkasından. O bütün oyların, aynı oylar tekrar gelirdi Pınar Hanım. Aynı iktidar gelirdi. Ama is tabii istenince de hemen ama seçim işte olmuyor. Ama işte bizimkiler de istemediler. <laughs> Şu anda da seçim. Bizimkiler de istemediler. <laughs> ben göreceksiniz bu sistemi değiştireceğiz falan diyorlar ya. Hani işte geliştirilmiş, iyileştirilmiş evet, parlamenter güçlendirilmiş. sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. işte. herkesin ne dediği belli değil. Daha raporlar çıkmadı. Altı tane parti dolaşıyor, oturuyorlar, toplanıyorlar, dağılıyorlar. Her dönemde bir işte hukuku hallettik, siyaseti hallettik diyorlar ama ortada bir şey yok. Eğer şimdi bunlar geldikleri zaman ben iddia ediyorum kim gelirse gelsin 3-4 yıl daha başkanlık sistemi değiştirmez. Sürecek efendim. diyecek ki tabii ben de ayağı uçacak Şunu Şimdi ne istiyorsunuz oturan kişi ben değiştirmiyorum. Hayır değiştirmiyorum diyecek? diyecek. Bakın göreceksiniz yaşayacağız. El değiştirelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da işte bu ittifaka millet ittifakına geçsin. Oraya gelen kimse yeter ki oraya böyle memleketini vatanını seven, ülkesinin bütün bütünlüğünü düşünen, Atatürk ülkeler layıklığı, kadın haklarına, insan haklarına saygılı olan birisi gelsin otursun. Temsil hakkı olsun yeter ki. Yoksa yine acı çekeriz hiçbir şey değişmez. Bu Tayyip Erdoğan gitti başkası geldi. Ne fark eder ki bu rejim olduktan sonra? Siz e, güçlendirilmiş parlamenter sistemden tabii, yanınız. Ya, sistemden parlamenter yanıyordum. Sistemden yanıyordum. Tabii ya güçlendirilmişti ben parlamenter sistemden yanıyım. Tabii, yanısınız. meclisten milletvekillerinin bir iddiası olsun, düşüncesi olsun, özü olsun. Bakın bakanlarda dikkat edin. Seçilmiş bakanlar var milletvekili olarak Süleyman Bey var. Bakın bu yeni eskiden milletvekili olan şimdi Maliye Bakanı var milletvekili. Yani milletvekili yapmış insanların bakan olması çok önemli. Eskiden bir bakan çıkardık Tunahan. Bilirsiniz eski. Çok özlüyorum ben eski şeyleri. Erzurum milletvekili bakan oldu. Bütün Erzurum ayağa kalkardı. O yöredekiler, yakın iller, Tunceli'ydi, Elazığ'dı, Malatya, "Aa, der ki ya bizim yöreden bir bakan çıktı." Hurra, partili, partisiz gelirler Dertlerini söylerlerdi, çare bulurlardı. Şimdi bakanların 4-5 tane saç kimseye ulaşılmıyor ki. Hı hı. Milletvekilleri evet, gidemiyor. En çok eleştirilenlerden bir tanesi. Milletvekilleri gidemiyor. Bak Niye bak gidemiyorlar bakın? Tabii ama. bu sistem şey bir Tamam çok iyi bakanlar olabilir. Onlar da seçilmedikleri için, halkın derdini bilmedikleri için yani nasıl seçilirler, nasıl giderler, nasıl oy alırlar, nasıl insanların elini sıkarlar, nasıl tele sahiplenirler, nasıl kucaklarlar, nasıl insanlar kendilerine bağırır, alkışlar, eleştirir, yere vurur. Bunu bilseler çünkü hepsi kendi başında başarılı insanlar bir kısmı. Gerçekten çok başarılı bakanlar da var. Bunu inkar etmiyorum. Yani 5-6 tane, 7 tane bildiğim çok ciddi başarılı arkadaşlar da var. Zaten kaç tane bakanlık var? Demek ki hepsi... 21 tane. 21 tane Tabii, var Tabii, Ben 6 5 6 tane <laughs> diyorum. 21 tane. Ee, en Diğer çok yerlere... sevdiğiniz bakan kim? Yani en çok beğendiğiniz? Yani ayrımı yapmıyorum ama 3-4 Seni böyle işte Birleşikler Bakanımız, İçişleri Bakanımızın bu uyuşturucu ve terörle ilgili çalışmalarını Değil takdim ediyorum. Düşünce. Bu şeyin bu Sağlık Bakanı'nın bu son dönemlerde biliyorsunuz bu şeylerle ilgili çok güzel zordu, şeyler yaptı. Turizm Bakanımız yani. mesela çok önemli şeyler yaptı. Mehmet Bey kendi mesleği ama son dönemde bu pandemi döneminde filan ciddi işler yaptılar. Hı hı. Yani Allah için bu yoksullukta mesela işte bankalara bakan bakanları yani iyiler de var ama bunun yanında hiç böyle sıdan savunayı olsa da bir olmasa da bir o kadar hikaye bakanlar var ki. Tabii. varlı Varlığı yokluğu belli değil ama seçilmiş olsalardı milletvekili parlamento güven oyu verseydi baskı yapacaktı milletvekilleri. Gelecek dediği Hatay'da baraj yapılacak bakan bey. Gelecekti bütün köy halkı geliyordu Pınar Hanım. Ya halktan kupa olmaz. Bakın Tayyip Bey'in en büyük yaptığı kötülüklerden bir tanesi ne biliyor musunuz? O lojmanları katletti. Eğer o lojmanları yavaş kaldırmasaydı, yavaş tabii lojmanları kaldırmasaydı o milletvekilleri birbirine girmezdi. Çünkü o lojmanlarda biz akşam beraber aynı lojmanda oturuyoruz. Ben eşimi sana bırakıyorum. Siz de eşinizi bana bakıyorsunuz. Hmm. Gidiyorsunuz. Şimdi akşam nasıl beraber şimdi olacağız. Şimdi kutuplaşma, tabi, kavga. Kürsüye çıkardım ben. Orada bir, bir bir şey var. Bakan var. Ya aynı ya, evde oturuyoruz. Ya laf söyleyeceğim şimdi akşam eve gideceğiz. Kapı kapı komşu. Ama şunu biliyoruz Yumuşak tabii konuyorduk. ki. E, bunu biliyoruz e, Mehmet Bey. Yani orada e, bütçe görüşmelerinde de kavga eden bazı isimlerin e, zıt kutupların sonra koridorlarda Hayır. birbirleriyle nasıl Tamam öyle e, de ama şimdi bak bu son dönem var ya Pınar'ım son dönem düşman oldular. ayırlar senden Hı. benden diyor. Eskiden Peki. böyle değildi. Vaktimiz mi? bitti. Tamam eskiden böyle değildi. O bakımdan diyorum. Yani eskiyi kötülemeden ama eskiye bağlı kalmadan Türkiye'nin öndeki gençlere umut vererek, sorgulayarak, buradan gençlere de bir şey söyleyeyim, sorgulayın, soru sorun, araştırın. Hiç yılmayın, başarısız olsanız da tekrar düşün, tekrar kalkın. Peki. O bakımdan ben size çok teşekkür Çok teşekkür, teşekkür. ediyorum. Emes Sevgin, yani, ayaklarınıza ediyorum. sağlık. Bir pazar yine böyle dertleştik. Dertleştik valla sizinle. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Kolay ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Size de evet, başarılar diliyorum. Sağolunuz, varolunuz. Allah tartın. yardımcınız olsun. Çok olsun. teşekkürler herkese. E, amin. E, İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür Önümüzdeki ederiz. pazar pazar siyasetinde yine bakalım e, neleri konuşuyor olacağız. Evet. Ne olacak bu hafta? Sağlıklı gelsin diyelim efendim haftamız. Hoşçakalın.